Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabiat Risalesi'nin sonunda bir sual var. Cenab-ı Hak inşallah istifademizi ziyade etsin. Çünkü bütün hidayetin kaynağı Rabbimizdir. Bütün ikramlar, bütün ihsanlar ondan geliyor. Biyedihil hayr ayetlerde, biyedikel hayr, bütün hayırlar onun elinde. Ondan geliyor, bütün hayırlar onun defterinde. Hayır isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. İnşallah Rabbimize yalvarıyoruz inşallah bizlere. Hem ihlas, hem ilim, hem imanın kemalini ihsan etsin inşallah. Bütün hayatımızı onun yolunda, sırat-ı müstakim üzerine inşallah geçirmeyi, son nefesimizle imanla, Kur'an'la vermeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Çünkü aslında bir insanın en büyük meselesi imanla ölebilmektir. Ondan daha büyük bir hadise yoktur. Hani böyle düşünün, bir Everest tepesi var ya, dünyanın en yüksek yerlerin diyen söylenir. Şimdi oraya çıkmaya kalksanız işte 8800 kaç kilometre, bir rivayetler farklı, 83 diyen var, 88 diyen var. Çıktınız tam zirveye 2-3 metre kala ayağınız takıldı, düştünüz. Çıkmış olur musunuz? Olmazsınız. Çıkabilmek için zirveye ulaşıp oraya bayrağınızı dikmeniz lazım ki çıktı. İşte insanın şeyi de böyle, ömrümüz de Everest tepesi gibi çık. Eğer o son nefeste imanla vefat edemezsek imanlı yaşamış olmuyoruz o zaman ya. Gerçi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi teselli ediyor. Ne diyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor. Nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz diyor. İnşallah bütün hayatımızı o iman dairesinde geçirebilirsek inşallah Rabbimiz de lütfeder, ihsan eder, imanla ölüp inşallah imanla ebedi bir saadete ulaşırız inşallah. Birinci sual, çok tembellerden ve tarikü's salatlardan işitiyoruz. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adaletli olan ifade-i Kur'aniye'ye nasıl yakışıyor ki ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddeti gösteriyor. Acip bir sual yani, dehşetli bir sual. Bir de okuyalım. Çok tembellerden, demek bunu söyleyenlerin de kaynağı bu yani. Kimler böyle söylüyor? Bir, tembeller. İki, terikü salat. Namazı terk edenler. İşitiyoruz diyorlar. Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? Birinci mertebe bu yani. Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? Devam ediyor. Ne ihtiyacı var ki Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor? Sualin birinci şıkkı, Cenab-ı Hakk'ın ne ihtiyacı var? İkincisi, kılmayana bu kadar şiddetli cezayla niye tehdit ediyor? Şimdi arkada bir şey daha gelecek. İtidalli, Kur'an'ın ifadeleri her zaman orta yolu tutmuş. Yani Kur'an'da aşırılık yok. Her şeyi itidalli ve istikametli ve adaletli olan İfade-i Kur'aniye'ye nasıl yakışıyor ki? Dikkat! Ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya mukabil. O ehemmiyetsiz cüz'i hata dediğine namaz kılmamak.
Yani diyor ki namaz kılmamak nedir? Ehemmiyetsiz bir hatadır. Küçük, basit, cüz'i bir hatadır. Ehemmiyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayet şiddet gösteriyor. Yani bunun neresinde itidal, bunun neresinde adalet, bunun neresinde hikmet? El cevap. Şimdi tek tek üstadımız onları manasını, hakikatini anlatacak. Bu sualin ne kadar manasız ve yersiz olduğunu inşallah sadece aklımız değil, nefsimiz bile inşallah tasdik edecek. El cevap. Evet. Cenab-ı Hak senin ibadetine belki muhakkak ki hiçbir şeye muhtaç değildir. Çünkü Allah gani mutlaktır. Zaten bizde ne varsa veren o değil mi? Bütün kainatı yaratan o değil mi? Onların hayatlarını devam ettiren, hayatlarının devamı için lazım olan her şeyi her an tekrar tekrar veren yine o değil mi? Evet. Onun için biz muhtacız, o değil. O gani mutlak. İstinai mutlak içinde hiçbir şeye muhtaç değil. Hatta bazı mahluklar var, onlarda bile öyledir ha. Mesela hani tabirde hata olmasın. Şimdi diyelim güneş bize ışık veriyor değil mi? Isı veriyor. Şimdi bütün insanlar toplansalar, güneşi alkışlasak hep beraber, 7 milyar, 8 milyar insan toplansak, güneşe doğru dönsek, hep alkışlıyoruz güneşi. Bravo! Helal olsun desek, güneşin ışığı artar mı? Artmaz değil mi? O 8 milyar insan toplansa güneşin aleyhine geçer. Yuuu diye bağırsalar, hakaret etseler, güneşin ışığı azalır mı? Ya güneş sana muhtaç değil ki ya. Ya alemlerin Rabbi olan Allah neye muhtaç olur ki? O zaman bir kere sual yanlış. Nedir? Allah hiçbir şeye hiçbir zaman muhtaç değil. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri Samet'tir. Samet hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şey, her şeyiyle, her anda ona muhtaç olan demektir. Allah Allah. Onun için önce düzeltiyor üstadımız. Evet, Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Neden? Manen hastasın. Hani ceseden sağlam gibi görünsen de vurdum mu deviririm yani desen de aslında nesin? Manen. Hepimiz hastayız. Allah Allah. Manen hastasın. İbadet ise, dikkat, manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Demek bizim nelerimiz varmış? Manevi yaralarımız, manevi hastalıklarımız varmış. Onun için neye muhtacız? İbadetle onları tedavi etmeye, onların şifa bulmasına ihtiyacımız var. Risalenin çok yerlerinde var ama çok bariz, böyle kolay toplu bir yer var. 32. sözde, 3. mevkıfta böyle ehli dalaletin vekiliyle bir hesaplaşma var. Onun bir parçasından okuyacağız. Diyor ki, insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa ve ona tevekkül etmezse o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir, hadsiz musibetlere maruz, elemli, kederli bir fani hayvan hükmünde olup, eğer Allah'ı tanımazsa, ona tevekkül etmezse, mahiyeti bu hale girdi, bütün sevdiği ve alaka peyda ettiği bütün eşyadan, her şeyden, mütemadiyen, devamlı olarak, firak elemini
ayrılık elemini çeke çeke nihayette baki kalan, geride kalan, baki kalan bütün ahbabını, bütün sevdiklerini bir firak-ı elim içinde bırakıp kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Böyle yedinci sözde anlatıyor, bir asker var. O askerin diyor sağında ve solunda dehşetli, derin iki tane yara var diyor. Dehşetli ve derin. Ne o? Biri diyor acizlik, güçsüzlük yarası. Diğeri fakirlik, hadsiz ihtiyaç yarası. Şimdi her bir insanda acizlik ve fakirlik mevcut. Bunlar bizim ne dehşetli derin yaralarımız. Peki bu yaraları neyle tedavi edeceğiz? Yani öyle bir an geliyor ki, yani ben güçlüyüm, kuvvetliyim diyorsun. Cenab-ı Hak bir mikrop veriyor, bir virüs giriyor adamın içine. Elini kımıldatamıyor, ağzını kımıldatamıyor. Ya hani sen boksördün yahu, hani sen pehlivandın yani, hani sen halterciydin, 200 kilo, 300 kilo kaldırıyordun, hani? Ne? Bazen öyle ihtiyaçlarımız var, karşılayamıyoruz. Neyiz? Fakiriz. Hakikatte her an öyleyiz de, Cenab-ı Hak imtihan şeyiyle bazı şeyler, nimetler bize verdiği için bazen kendimizi güçlü, kuvvetli, zengin zannediyoruz. Allah Allah, öyle değil. Evladı hasta oluyor, kanser, doktor diyor ki tıp bitti. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Dünyanın sultanı olsan şifa ilacı yok işte. Bunlar var, bir de antika bir şey daha dedi. Sevdiklerimiz gözümüzün önünde vefat edip gidiyorlar. Analarımız, babalarımız, hanımlarımız, çocuklarımız. Hatta bırak onu, bahçemizdeki güller soluyor. Ağaçların yaprakları dökülüyor. Bir bakıyorsun her şey ölüyor. Şimdi o gidenlere yanıyorsun. Sonra bir de diyorsun ya, ben de gidiyorum ya. Yani onların ölümüne şifa bulamadığım gibi, deva bulamadığım gibi çare, ben de gidiyorum. Sonra ben gidiyorum ama çoluk çocuk arkada kalacak. Bu sefer onlara da üzülüyor. Yani insan dikkat etse ruhunun her yerinden delik deşik oluyor yani. Neden? Allah'a iman etmeyince, Allah'a tevekkül etmeyince her şey insanı incitiyor, her şey insanı yaralıyor, her şey insanı perişan ediyor. Allah Allah. Biraz daha okuyalım. Hem müddeti hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar ve küçük bir iktidar ve kısacık bir hayat, mahiyetimiz böyle, biz buyuz yani. Müddeti hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar, tercih, küçük bir iktidar, küçücük bir kuvvetimiz var. Kısacık bir hayat ve az bir ömür. Yani kısacık hayat da antika bir şey. Böyle bir ara şimdi vefat etti, Allah rahmet eylesin, Burhan diye bir abimiz vardı Adapazarı'nda. Bu otobanın üzerinde bir şey var ya, köprü üzerinde işte köfteci möfteci bir şey var ya. Neyse, şey, reklama girmeyelim. Orada dedi ya, size ders dönüşü Üsküdar'dan, Sungur abinin oradan dönüyoruz. Dedi size bir ikramda bulunayım. Oturduk masaya, şimdi otobanın tam üstündeyiz. Karşıdan araba geliyor böyle. Benim de yanında bir kardeş var, vakıf bir kardeşimiz var. Dedim ki ya Emre, bak dedim şu arabaya. Araba bayağı bir uzakta yani. Bize doğru geliyor, uzakta. Dedim bu arabaya dikkat et. Araba yavaş yavaş, bize göre ya. Yavaş yavaş yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Tam bizim böyle hizamıza geldi, köprüye yakın. Vup diye gitti. Dedim koş. Hemen öbür pencereden baktı. Gitmiş. Dedim ne anladın bu işten? Ne bileyim dedi. Dedim bak kardeş, ömrümüz böyle işte. O araba uzakta duruyordu ya. İşte o gelecek. Gelecek sanki çok uzun. Daha çok ömrümüz var. Yani ben kendimden biliyorum. 12 yaşındaydım. Bir abimiz mahallede askere gidiyor. Hani askere gidince adam oluyor yani.
diyordum ya, erkekliğe 8 sene kaldı. Yani 8 sene ben de askere gideceğim yani. O gitti, geldi, kaç sene geçti. Hala Allah ne çabuk geçti ya. O kardeşim işte bak, arabamdan vup diye gitti ya, işte bu da geçmiş zaman. Geçmiş zaman o kadar çabuk gidiyor. Sen gelecek zamanı zannediyorsun ki daha çok var. Hiç öyle değil. O aldatma, nefsin aldatması. Yoksa geçmişe baktığın zaman anlıyorsun ki gelecek de aslında çok süratli gidiyor. Onun için şu dünyadaki ömrümüz çok kısa ve çok çabuk gidiyor. İnsan işte o gitmesinden de elem alıyor. Gideceğinin düşünmesi bile onu rahatsız ediyor. Kısacık bir hayat, az bir ömür ve sönük bir fikir ile, nihayetsiz elemler ile ve emeller ile, dikkat, faydasız çarpışır. Ve hadsiz arzularını ve makasıdını tahsile, semeresiz, boşu boşuna çalışır. Çok isteklerimiz, hayallerimiz, gayelerimiz var yani. Hani çocukken sorarlar ya, ne olmak istiyorsun? Doktor, avukat, hakim, savcı, yani böyle ne varsa yüksek makam. Sonra bakıyor, işçi olmuş, memur olmuş. Yani o isteklere, arzulara kavuşmak o kadar kolay değil yani. Ne arzu ediyor, uğraşıyor, didiniyor, olmuyor. Hele bir de bu işin ahiret tarafı var. Dünyada koşturmuş da durmuş, sabahın köründe kalmış, gecenin karanlığında eve dönmüş, çalış, çalış, çalış. Azrail bir geliyor, kabre girdi, ahirete ait hiçbir şey yok. Allah dememiş, peygamber dememiş, namaz kılmamış, oruç tutmamış. Eyvah! Bak, semeresiz diyor, neticesiz. Boşu boşuna çalışıyor. Zahmetler çekti mi? Çekti. Zahmeti kaldı. Rahmet de yok. Ne kadar büyük kayıp. Halbuki namaz olsa bütün o zahmetler ibadet şekline girecek. Çünkü müminin öyle bir hali var ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Müminin öyle acık bir hali var. Başına bir bela, bir musibet, bir dert, bir tasa gelse sabretse sevaba girer diyor. Bir nimete mazhar olsa, şükretse sevaba girer. Yani müminde hiç zarar yok. Her şeyi kâr müminin. Ama iman etmeyenin hiç kârı yok. Hep zarar. Evet, faydasız diyor. Boş, semeresiz, boşu boşuna çalışır. Hem kendi vücudunu yüklenemediği halde koca dünya yükünü biçare beline ve kafasına yüklenir. Daha cehenneme gitmeden cehennem azabını çeker. Böyle sayıyor, daha uzun da hepsini okumayalım. Yani anlaşıldı mevzu. Onun için o kadar çok hastalıklarımız var ki eğer biz namaz kılsak, zaten dikkat edin, namazın başlangıcı bile değil mi? Şimdi ilk alanı tekbir, Allahu Ekber. Ya sadece Allahu Ekber ile bütün dertlerine ilaç olur. Derdin mi var, tasan mı var, fakir misin, aciz misin, ölüm mü var, sevdiklerin mi vefat etti? Allah en büyüktür. Her şeyin sahibi O, her şeyin maliki O. Merak etme, sana hepsini daha güzel bir surette, daha kamil bir surette iade edecek yani. Onun memleketine gittiler. Allah Allah, inşallah. O zaman bütün o hastalıklarımız şifa bulmaya başlıyor. Evet, bir daha okuyalım cevabı. Cenab-ı Hak senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. İbadetler ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Acaba... Hatta şurayı da okuyalım. Bu hatırıma geldi. 9. sözde namazla alakalı ya, yani çok okunması gereken yerlerden birisi aslında 9. söz. Namazın mahiyet ve şeyini, hakiki böyle yapısını anlattığı için elhamdülillah namazlarımızı çok şükür Rabbimize
kılıyoruz. Allah sonuna kadar kılmayı nasip etsin inşallah. Ama namazın da kalitelenmesi lazım. Yani böyle her mesleğin önce çıraklığı vardır. Önce çırak olarak başlanır. Çırak oldun, direkt seni işe sokmazlar yani. Yer temizlettirirler, çay yaptırırlar, onu al, bunu getir, ayak işleri yaptırırlar. Önce sen iş yerine, işe alışırsın, sonra gel bakayım yanına, bak nasıl yapılıyor, gösteriyor. Sonra hadi bakayım elinden tutuyor, bakıyor, yavaş yavaş, acele etme. Şunu yapalım, bir, iki, üç, yavaş. Sonra artık o alışır, o yapmamışı yine ustası kontrol eder, sonra artık tamam der. Sen oldun kalfa. Devam yani. Sonra o işi yapa yapa bir müddet sonra o usta olur, artık o yetiştirmeye başlar. Şimdi namazın da çıraklığı var. Ama adam 60 sene hala çırak. Ya şu namaza bir terakki et ya, bir namaz kalfası ol canım yani. Namazın ustası ol, ustası. Ne o namaz? Müminin miracıdır. Ya biraz çık yukarı doğru yani, öyle hala olduğu yerde. Hani askerde var ya, yerinde say, marş diyor yani, yerinde sayıyor yani. Ya biraz yürü kardeşim yani, yerinde saymak olmaz yani. Onun için namazda kalfalık, namazda ustalık isteyen mutlaka dokuzuncu sözü böyle okuyup, anlayıp onu namaza tatbik etmesi lazım. Yoksa hani bu sual soran hata ediyor ya, izanı yapacak üstadımız. Namaz cüz'i bir ibadet değildir. Namaz küçük, az, basit bir ibadet değildir. Namaz bütün kainatı alakadar eden bir ibadettir. Onun için namazı bir kişilik kılmamak lazım. Namazı kainat namına, bütün varlıklar namına, hatta daha da terakki eden, ezelden ebede kadar bütün mahlukat namına Allah'a takdim edilecek bir ibadettir. İşte bu mana bilinmeyince adam diyor ki namaz ehemmiyetsiz, cüz'i bir şey yani, yapmasak ne olur diyor. Öyle değil. Şu parçayı okuyayım. Beşinci rükte, insan fıtraten zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi, hayatın zorlukları, sorumlulukları gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında, sabah namazı vaktinde, bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzu hal etmek. Halini, o acizliğini, o zayıflığını, o fakirliğini, bütün sevdiklerinin vefat edip gitmesinden hasıl olan elemini Cenab-ı Hakk'a arz etmek. Allah Allah. Arzu hal etmek. Tevfik ve medet istemek, ondan muvaffakiyet ve yardım istemek, ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta istinad olduğu bedaheten anlaşılır. İnşallah. Cenab-ı Hak anlayanlardan etsin. Sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Çok tatlı bir misal geliyor. Acaba bir hasta, o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları
içirme hususunda ettiği ısrara mukabil hekime dese, senin ne ihtiyacın var ki bana böyle ısrar ediyorsun? Ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Diyelim doktora gittiniz, hani sizin için değil mi, ben kendim için diyeyim. Doktora gittim, ben de yani Allah göstermesin, öyle bir hastalık var ki çok dehşetli. Hani oluyor ya bazen, ne diyorlar, pankreas kanseri diyorlar. Bir iki sene içerisinde, bazen altı ay içerisinde, bazısını üç ay içerisinde götürüyor. Çok kısa zamanda götürüyor yani ahirete. Ama ben hissetmiyorum onu. Ben kendimi sağlıklı zannediyorum. Doktor bütün tahlilleri yaptı, şeyler çekildi. Dedi ki ya senin hastalığın çok ciddi. Fakat bak bir ilacı var bunun. Bu ilacı böyle böyle kullanman lazım. Peki doktor bey. Şimdi kalktın ayağa, kapıya geldin. Kardeşim aman ha. Bak bu ilaçlar çok mühim. Zamanında mutlaka kullan. Peki doktor bey. Çıktın kapıdan, biraz gittin, koridordasın. Doktor aç kapıyı. Aman kardeşim ha, çok mühim. Çok mühim, sakın ihmal etme. Peki, merdivenlerden iniyorsun, en aşağı indin. Merdivenin arasına geçip bağırıyor doktor. Sakın unutma. Allah Allah. Çıktın binadan dışarı, pencereden doktor bağırıyor. Aman kardeşim diyor, çok mühim. Ya sana ne be? Ne ihtiyacın var? Ne kadar ahmaklık olur değil mi? Halbuki ne anlayacağım? Ya bu doktor bu kadar ehemmiyet verdiğine göre, bu kadar ısrar ettiğine göre demek benim hastalığım çok ciddi. Ve bu ilaçları tam zamanda kullanmam lazım. Allah şifa versin yani. Onu anlamak lazım. Ya ne ihtiyacım var kardeşim? Adam adı kızıyor. Sana ne? Alemlerin Rabbi olan Allah seni senden daha iyi biliyor. Sana senden daha şefkatli, daha merhametli. Demek öyle hastalıklarımız var ki bunlar bizi ebedi cehenneme, ebedi gadab-ı ilahiye götürecek. Cenab-ı Hak diyor ki aman kulum, namazını dosdoğru kıl. Bir daha ve akimus sana, bir daha ve akimus sana, bir daha ve... Allah Allah ya. Anla ki namaz ne kadar mühim. Bizim bütün hastalıklarımıza ne kadar büyük bir deva ki Allah bir kere dese kafi. Alemlerin Rabbi bizi yaratan kulum namazını kıl dese kafi. Ama bak bir kereyle bırakmıyor. 70'e yakın yahu. Namaz kılın. Kılarken sadece namaz mı? Dosdoğru kılın. Tadili erkanıyla kılın. Namazın hakkını vererek kılın. Namazda devam ederek kılın diye ne emirler var. Demek bu kadar ısrar o ibadetin şiddeti ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. İhtiyacımızın çok kıymetli, çok ehemmiyetli, çok dehşetli, çok şiddetli olduğunu bize ders vermek için. Ama şimdi ikinci suale geldik. Kur'an'ın terk-i ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezaları ise nasıl bir padişah raiyetinin, halkının hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Şimdi basit bir adam var, fena niyetli bir adam var. Öyle bir şey yaptı ki bütün o memlekette yaşayan herkes ondan zarar gördü. İşte o zaman o padişah onu şiddetli tehdit eder. Dehşetli cezalar verir. Neden? Sade padişaha bakmıyor onun kabahati. Bütün halkı rahatsız ediyor. Bütün halka zararı dokunuyor. O zaman umumun hakkını, hukukunu muhafaza etmek için o padişah şiddetli tehdit eder, dehşetli cezalarla korkutur. Demek sırrı bu. Nasıl ki bir padişah raiyetinin hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam, sultan-ı ezel ve ebedin raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Allah Allah.
Cenab-ı Hak bütün kainatı insan ibadet etsin diye yaratmış. Yani bütün mahlukat bize hizmet ediyor. Allah bütün kainatı bize hizmetkar etmiş. Neticesine sen de ibadet edesin. Ama sen ibadet etmeyince bütün o kainatın hizmetlerini akamete uğratıyorsun. Akim bırakıyorsun. Böyle bazen anlatıyorum ben de, böyle İzmit'te bir ara kardeşler davet etmişler bir tıpçı dersine. Orada böyle ders arasında bir genç kardeş yanıma yaklaştı. Tanışalım dedi. İyi dedim, tanışalım. Ben dedi 3. sınıfta okuyorum. Saydı böyle kendi şeylerini, şuralıyım buralıyım saydıktan sonra dedi ki ya hocam ben namaz kılmıyorum ama ben dedi kul hakkına çok dikkat ederim dedi. Hiçbir insanın bende hakkı yoktur dedi. Çok dikkatliyim dedi. Dedim vay maşallah bu asırda dedim böyle bir insan bulma. Helal olsun maşallah. Hani Necmi abi diyor ya biraz yağla ki gıcırdamasın diye. Biraz iltifat ettikten sonra dedim ki kardeş sen dedim kul hakkı deyince sadece seninle irtibatı olan insanların hakkını mı anlıyorsun? E başka ne var ki dedi. Dedim kardeşim sen süt içiyor musun? Dedi içiyorum. Peki ineklerin hakkı ne olacak? Bal yiyor musun? Yiyorum. Arıların hakkı. Yumurta yiyor musun? Yiyorum. Tavukların hakkı. Meyve sebze yiyor musun? Evet. Ağaçların, bitkilerin hakkı. Dedim bak yağmuru var, bulutu var, güneşi var. Ne nimetler var? Oksijeni, havası. Dedim peki bunların hakkı ne olacak? Onlar da mı var dedi. Böyle bir yıkıldı zavallı yani. Onların da mı hakkı var dedi. Dedim kardeşim bak Cenab-ı Hak bütün bu kainatı biz ibadet edelim diye hizmetkar etmiş bize. Dedim eğer biz namazımızı kılarsak onların yaptığı hizmeti karşılığını verdiğimiz için onlar bizden hak talep etmezler. Çünkü vazifeleri onların. Ama dedim eğer biz namazımızı kılmazsak ahirette o mizan terazinin önüne geldiğimizde bütün inekler çıkacak. Ya Rabbi bu adam bizim sütümüzü içti. Etimizi, antrikotumuzu, büftemizi, köftemizi yedi. Kurmadı. Davacıyız. Arılar gelecek. Balımızı yedi. Arı sütümüzü içti yani. Polenimizi aldı. Ne o? Propolisimizi yedi. Ama kurmadı. Hak istiyoruz. Tavuklar gelse yumurtamızı yedi, etimizi yedi, butumuzu yedi. İsteriz, isteriz. Dedim bunların cevabını nasıl vereceğiz? Ya dedi hocam namaz kılmak lazım. Evet. Çünkü yani o namaz kılmadığın zaman sen zannediyorsun ki sadece ben bir hata yaptım. Onun için küçük, emniyetsiz değil. Senin o ibadetin bütün kainatla alakalı. Allah Allah. O zaman namaz kılmadığın zaman bütün kainat kadar mesul oluyorsun. Allah Allah. Onun için basit bir hata değil yani. Çok büyük bir hata namaz kılmamak. Evet devam ediyor. İbadeti ve namazı terk eden adam, sultan-ı ezel ve ebedin, raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Allah Allah. Bu şeyde işaretül icazda üstadımız ya eyyühen nasu'budu diye bir emri var. Ey kullarım diyor değil mi? Ne yapın? Bana ibadet ediniz diyor Cenab-ı Hak. Ya eyyühen nasu'budu. Ey insanlar bana ibadet ediniz diyor. Emir var. Şimdi üstadımız orada tek tek o kelimelerin harflerini incelemiş. Ya'dan sonra eyyü geliyor ya, eyyü de bir mana söyleyecek bize şimdi. Bakalım neredeydi o? Üzümün. Ha şurada. Diyor ki, Arapça kaideler söylüyor, muzafun ileysiz zikredildiğinden umumi bir tevessümü ifade eden eyyü kelimesi, hitabın umum kainata şamil olup yalnız farz-ı kifaye suretinde hamili emanete ve ibadete insanların tahsis edilmiş olduklarına işarettir. Yani o insanlar diye edilen o şeyin başındaki eyyü kelimesi hitap bütün kainata şamil. Ama şuurlu kim var? İnsan var.
Allah'ın büyük emaneti kime verilmiş? İnsana verilmiş. O zaman insan farz-ı kifaye. Hani biliyorsunuz bir farz-ı ayın vardır. Herkesin bizzat yapması lazım. Mesela namaz gibi, oruç gibi. Onu her bir ferdin yapması lazım. Ama bir de farz-ı kifaye var. Bir kısım insanlar yaptığı zaman diğerlerinden mesuliyet kalkıyor. Mesela cenaze namazı gibi. Mesela sünnetlerde de öyledir. Ezan gibi. Mesela bu beldede bir kişi ezan okumasa buradaki bütün müminler mesul olur. Ama bir kişi okuduğu zaman hepsinden mesuliyet kalkar. 2-3 kişi cemaatle cenaze namazını kılsa diğerlerin hepsi ne yapar? Kurtarır. Demek bu ibadet edin emri bütün kainata şamil ama şuurlu olarak ve bütün bu kainatın ibadetlerini görüp anlayıp Allah'a takdim etme manası insana verildiği için insan vazifesini yapmazsa o zaman ne oluyor? Kainat kadar mesul oluyor. En son cümlesini böyle bağladı. Öyleyse ibadette insanların kusurları umum kainata tecavüzdür. Hepsine zarar veriyor. Hepsinin hakkını, hukukunu yemiş ve parçalamış oluyor. Onun için büyük cezaya müstahak oluyor. Onun için Cenab-ı Hak bu kadar şiddetle hatasının büyüklüğünü göstermek için şiddetli azaplarla tekrar tekrar tehdit etmiş. Öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam, Sultan-ı Ezel ve Ebedin, raiyeti hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Çünkü, antika bir yer geliyor, mevcudatın kemalleri, sania müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. Yani aslında varlıkların kıymeti ancak o ibadetle açığa çıkıyor. Eğer sen o ibadetlerini görmezsen o varlıklara niye ehemmiyet veresin ki? Allah Allah. Şimdi böyle Risale-i Nur bize devamlı bu manaları böyle ders verince bir çiçeği koparmaya cesaret edemiyorsun ya. Bir ağacın dalını kırmaya cesaret edemiyorsun. Neden? Allah'ın sanatı. Ve onlar da Allah'ı tesbih ediyorlar. Birçok ayetlerde var. Yüsebbihu, tüsebbihu ve immin şeyin illa yüsebbihu bihamdihi. Yerde gökte ne var? Allah'ı tesbih eder, hamd eder. O zaman her şey ne? Allah'a ibadette bulunuyor. Allah'ı tesbihatta bulunuyor. O zaman eğer lazım değilse, ondan daha kıymetli bir ibadet yapmayacaksan, onu kıramazsın, onu bozamazsın. Neden vazife yapıyor? Ama bu iman olmayınca, bu şuur olmayınca, ki bir delikanlı böyle kırda geçse, gördü orada çiçekler koparıyor. Bazı geviş getiriyor, buraya taktırıyor, ağzında böyle sallandırıyor yani. Bazısı var, sevmiyor, dumanını attırıyor papatyaların yani. Ama o iman nazarıyla baksa, diyecek ki ya Allah ne güzel boyanmış, ne güzel kesilmiş, ne güzel dizilmiş, ne harika dizayn edilmiş. Maşallah, barakallah. Allah'ım sen bunu ne güzel yapmışsın. Eğer bu manayı inkişaf etse bakacak ki aslında o çiçek de bağırıyor. Beni böyle güzel yapan kim? Sana soru soruyor. Biraz daha terakki etsen göreceksin ki her bir çiçek, her bir papatya. La ilahe illallah, elhamdülillah, subhanallah dediklerini göreceksin. Allah Allah. Onun için bütün varlıkların kıymeti nerededir? Tesbihat ve ibadet. Tesbihat ve ibadette nereden anlaşılır? Sanatkarından anlaşılır. Hatırlayalım 23. sözde çok antika bir misal vermiş üstadımız. Diyelim böyle elimizde demirden bir şey var. Ne olsun ha bir ara biz şeye gitmiştik, müzeye gitmiştik. Abdülhamit kendi eliyle bakırdan bir testi yapmış. Abdest suyunu kendi bakırdan yaptığı testiden dökermiş böyle. O da böyle yazmışlar yani bunun asıl değeri müzayedede şu kadara verildi satılmadı diye. Çok büyük bir rakam var şimdi tam hatırımda değil.
Şimdi bu testi elimizde olsa, bu testiyi götürsek Demirciler Çarşısı'na kaç para verirler? Derler ki teraziye koy, kaç kilo geldi? 6 kilo geldi. Bakırın kilosu ne? Şu kadar, sana bakır parası verir. Ama sen o testiyi antikacıların çarşısına götürsen, bir de onun Abdülhamid'in eseri olduğunu tasdik ettirsen, ooo, bak değeri bir anda milyon kat arttı. Neden? Değeri sanatkarından geliyor. Şimdi şu kainatta gördüğümüz her şeyin ustası, sanatkarı kim? Allah ya. Şimdi Allah'ın eseri ucuz olur mu ya? Allah'ın eseri basit olur mu yani? Her biri mucize. Allah Allah. O zaman ne olur? Bir anda o şeyler hadsiz kıymet aldılar. Allah Allah. Onu diyor. Mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerinde tesbih ve ibadet ile tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Hem görmez diyor hem de göremez yani. Allah Allah. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubat-ı samedaniye ve birer ayine-i esma-i rabbaniye olan mevcudatı âli makamlarından, o çok yüksek makamdan tenzil ettiğinden, düşürdüğünden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, cami, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden mevcudatı tahkir eder, onların kıymetini düşürür, hakaret eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. Allah Allah. Demek aslında bütün varlıklar neymiş? Bak iki tane şey söyledi. Biri mektubu samedani. Her şey Allah'ın mektubu. Allah onları yazmış. Allah Allah. Şimdi belki 10, 15, belki 20 senedir dünyanın zengini değişmiyor. Dünyanın en zengin adamı değişmiyor. Bu adam da oturduğu yerde yazılım yazmış. Adam Microsoft yazılım yazmış. O yazılımı her yere satmış adam. Dünyanın en zengini adam. Ya bu adam ne yağ, ne paz, ne zahmet, ne meşakkat, kebap. Yan tarafta cappuccino'su biraz içiyor. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Adam dünyanın en zengini. Neyle? Yazılımla. Halbuki bir insan dikkat etse, en küçük diyelim çekirdeğin içerisinde yazılım var abi. O çekirdeğin içinde ne var? Böyle yakınlarda vefat etti. Hüseyin Bülbül amca vardı Barla'da. Üstadımıza o çocukluk zamanında Çamdağ'a böyle götürmüş. Anlatıyordu. Bir gün diyor üstad böyle Çamdağ'a çıktık böyle telaşla bir şeyler aranıyor böyle. Ben de dedim Hucifendi ne arıyorsun diye sormuş üstadımıza. Üstadımız demiş bir tane elini açmış. Çam tohumu var elinde. Demiş bunlardan arıyorum demiş. Ben de diyor aradım 3-4 tane buldum diyor. Hep sevinçle yani arıyor yani. Sevinçle getirdim bak ben de buldum. Bir tanesi elini aldı. Bak demiş kardeşim bunun içerisinde orada büyük bir çam ağacını göstermiş. Bu demiş tohumun içerisinde bu demiş koca çam ağacı var demiş. Şimdi o köylü aklı Allah Allah. Ya vaka hakikaten öyle değil mi? O tohuma at. Biraz su var, zaman geçiyor, bir bakıyorsun çıkmış filiz. Zaman içerisinde hakikaten doğal gibi bir ağaç oldu. Nereden çıktı? Tohumdan çıktı. Hatta ben bazen latife olsun diye anlatıyorum. Böyle bir yaz zamanı, böyle umumi dersler Adapazarı'nda geldik, kardeşler karpuz ikram ettiler bize. Genç kardeşler de vardı, lise talebeleri vardı böyle. Birisi böyle farkında olmadan kendini unutmuş böyle yiyoruz ya, pop. Çekirdekleri şey yapıyor yani tepsinin içerisine attırıyor yani. Dedim ya kardeş ne yapıyorsun sen? Bir mahcup oldu üzüldü böyle. Yok yok dedim bak ben seni mahcup etmek için söylemedim. Böyle zorla bir tane çekirdek aldım. Kayıyor ya da mübarekler kolay da alınmıyor. Aldım bir tane. Dedim ya kardeş bunun içinde ne var? Bilmiyorum dedi.
Dedim kardeşim bak bu çekirdeğin içerisinde o karpuz ağacının bütün planı programı var. Yetmedi. Dedim bu çekirdeğin içerisinde ta bu karpuzun ilk Adem ve Havva'sına kadar. Ne diyor üstad? Analarının ve asıllarının programı diyor. Ta ilk karpuza kadar hepsinin dedim programı var bunun içinde. Bitmedi. Bir de nesillerinin programı var. Kendisinden sonra kıyamete kadar gelecek karpuzların dedim programı var. Dedim bak Allah bu küçücük dedim çekirdeğin içerisine bütün zaman ve mekanları sanki sığdırmış. Allah Allah. Peki abi dedi nasıl çıkaracağız dedi. Ben de latife ettim ona. Dedim kardeş böyle yapacağım. Böyle bir tane attım ağzıma. Maşallah. Allah ekber. Ne güzel yapılmış. Ne güzel yaratılmış. Sonra dedim öpeceksin. Başına koyacaksın. Hürmet dediler. Başladılar gülme. Dedim yani latife diyor. Hepsini böyle yapamayız yani. Ama bileceğiz ki bu çekirdeklerin içerisinde öyle harika bir sanat var ki. Öyle harika bir yazılım var ki Allah o dağ gibi ağaçları meyveleriyle, yapraklarıyla, çiçekleriyle, kök ve gövdeleriyle bunun için preslemiş yahu. Nasıl hayret ediyoruz yahu. Ne oldu bak? Allah'ın mektubu, mektubu Allah yazmış. Biz de öyleyiz, biz de mektubuz yani. Çiçekler de öyle, böcekler de öyle. Her şey Allah'ın neyidir? Mektubu bak, mektubu Samedani, ikincisi aynayı Samedani dedi. Aslında her bir varlık nedir? Aynadır, ayna. Ne görünüyor aynada? Allah'ın isimleri görünüyor. Şimdi bak, benim gözüm, benim kulağım, görüyorum, işitiyorum, yapıyorum dediğimiz ne varsa hepsi Allah'ın değil mi? Gözü de veren o, gördüren de o. Görünecek şeyleri yaratan da o. Kulağı veren, işittiren, adamın kulağı var işitmiyor. Kulağı var, işittiriyor ve işitilecek sesler yaratıyor. Hep Allah'a ait. Biz neyiz? Bir ayna. O aynada ne görünüyor? Basir, semir, mütekellim, musavvir, halık, şekillerin bari. Yani biz aynayız. Ne diyor? Ve ileyhi türcaun. İnna lillah. Ve inna ileyhi raciun. Yani aynayı verdi bize, o aynada gösterdi esmalarını. Bir gün geri alacak onları. Alacak ama nerede kullandın? Böyle yine bir latife edeyim, biraz yordum size herhalde ama. Askerdeyiz, tezkere alacağız. Biliyoruz askerlik yapanlar bilir. En saadetli an tüfek tesisatı teslim etme anıdır. Ondan sonra kebap. Artık nöbet yok, mesuliyet yok, ceza alma ihtimali yok yani. Bir hafta var, komutan bana dedi ki sen git dedi tüfek tesisatını teslim et dedi. Yok, oh kebapız yani. Ben de gittim depo çavuşuyla pek irtibatımız yok böyle. Çok beraberliğimiz olmadığı için. Bir de gidiyoruz artık, bir daha da göremeyeceğiz adamı. Dedim son fırsat bir şey anlatabilsek bir hizmete vesile olur belki diye. Selamünaleyküm, aleykümselam. Dedim ya, tüfek tesisatı teslim et diye komutan emir verdi ama ben dedim vermeyeceğim. Niye dedi? Onlar benim dedim, bana zimmet dediler dedim. Onlar benim. Dedi ya o devletin dedi, sana emaneten verdiler dedi. Şimdi geri alma zamanı. İyi dedim, al o zaman kurtulayım. Yok dedi. O G3 tüfekleri kullanıyordu, pimlerini saydı. Bir tane eksik olsa para cezası kesiyorlar. Kemerine baktı, kayışına baktı, çıkar o şarjörü çıkardı, şeyi çekti, namludan bakıyor temiz mi, yağlı mı yani, hepsine baktı. Ekmek torbasında iki tane düğme var, biri kopmuş, kullanmıyoruz ki orada duruyor yani çantanın içinde. Dedi bunu ya dikeceksin ya parasını vereceksin dedi. Dedim ki ona, ya dedim az önce ben sana dedim ki vermiyorum benim, sen dedin ki emanet. Benim onunla kurtulayım bak şimdi böyle her tarafı arıyorsun. Dedim ya kardeş bak dedim benim dediğin şu vücudun da Allah'a ait. Onlar da emanet. Bir gün gelecek Cenab-ı Hak diyecek tüfek tesisatı teslim et yani. Eşim sen diyeceksin ya benim değil diyecekler o bana aitti sana emaneten verdim. İyi onunla kurtulayım. Ya. Bak dedim sen nasıl bakıyorsun?
Dedim kabire girince gözü alacaklar, makinası var dedim, takacaklar. Orada nelere bakmışsan hepsi çıkacak. Eyvah! Dedim kulağını alacaklar, makinasına takacaklar. Cıstak cıstak neler dinlemişsin ya? Eyvah! Ya dedim ne yapacağız dedi ya? Hakikaten yani bir gün geleceğiz, hepsini teslim edeceğiz. Onun için biz neyiz? Aynayız. Yani bunların hiçbirisi bize ait değil. Ama Cenab-ı Hak şefkatinden, merhametinden, lütfundan bize ihsan etmiş ve demiş ki sana emanet veriyorum ama eğer bunları benim yolumda kullanırsan bunların hepsini cennette, cennete layık bir surette sana ihsan edeceğim. Ama eğer bunların hak ve hukuklarına riayet etmezsen de o paslandırdığın gözleri, o kırdığın, döktüğün ruhları temizlemek için cehenneme gitmen lazım. Çünkü bazen ateş sudan daha ziyade temizlik yapar. Bazı şeyleri suyla temizleyemezsin, mecbursun ateşle. Böyle bazı hastalıklar var, mikroplar var, suyla temizlenmiyor ancak yakacaksın yani. Cehennem onun için var. Hakiki manada azap için değil, temizlik için var yani. Ama bize azap şekline dönüyor. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Evet, yoruldunuz mu? Son bir kısmı kaldı, onu da bitireyim. Zaten çok az kaldı inşallah. Devam edelim. Ne demişti? Nereden geldik? Mektubu Samedani ve birer ayine-i esma-i rabbani olan mevcudatı âli makamlarından tenzih ettiğinden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camit, perişan bir vaziyette telakki ettiğinden mevcudatı tahkir eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. Evet, çok antika bir cümle geldi. Herkes kainatı kendi aynesiyle, aynasıyla görür. Allah Allah. Yani o adamın da ehemmiyetsiz demesinin sırrı o. Ehemmiyeti bilmediği için kendi aynasıyla bakınca ehemmiyetsiz zannediyor. Veya kendi ibadet etmediği için kainattaki mevcudatın kemallerini, tesbihat ve ibadetlerini görmediğinden ne yapıyor? Onları başıboş, serbest, abes zannediyor. Herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas ve bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine göre gösteriyor. Tabii çok acayip. Kalbi inanışına, itikadına göre gösteriyor. Bir misal vermiş. Mesela gayet meyus, ümitsiz bir halde, matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve meyus suretinde görür. Şimdi çok sevdiği bir akrabası, hanımı, çocuğu vefat etmiş, ne yapıyor? Ağlıyor yani. O arada yağmur yağmaya başlasa, bak diyecek ya semada ağlıyor benim gibi. Oradan kuşlar ötmeye başlasa, o bakıyor ya o kuşların herhalde sevdiklerini kaybediyor, o da ağlıyor yani. Öyle görüyor yani. Ama tam tersi olsa sevinçli, mutlu, memnun yani, yağmur diyor sevinçten ağlıyor diyor. Bak diyor kuşlar ne kadar şen şakrak ötüyor, onlar da benim gibi sevinçli diyor. Yani senin ruh halin neyse, kainatı öyle görüyorsun, öyle değerlendiriyorsun. Allah Allah. Ne kadar antika değil mi? Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemali neşesinden gülen bir adam, kainatı neşeli, güler gördüğü gibi, niçin bunu söyledi? Mütefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Böyle üstadımızın yanında kalan talebeleri, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin yanında kalan talebelerinden böyle hatıra anlatıyor. Sumur abi diyor ki, bir gün diyor böyle bir buğday tarlasının kenarından geçiyoruz diyor. Rüzgar vurdu, hani böyle sizler de görmüşsünüzdür. Rüzgar böyle bazen ortadan vurur, o rüzgarın değdiği yerdekiler böyle başlarlar.
sallanma. Diğerleri dik duruyorlar, onlar öyle. Ben demiş bu manzaranın tefekküründen 70 sinema, 80 tiyatro gibi lezzet aldım demiş usta. Şimdi Allah Allah, biz de okuduğumuz sağ ol. Ne yanlış ki yani? Halbuki şimdi imanla bakınca tabii çok derece derece tefekkürler olur. Şimdi onların öyle sallanmaları, hani böyle bazı ehli tarik insanlar olur ya, Allah, 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 Allah. Şimdi bakıyorsun bütün o dalla, cezbeye gelmiş, kendinden geçmiş, onu görüyorsun. Veya başka türlü baksan, ya Cenab-ı Hakk'ın celal tecellisi karşısında o dimdik duran buğdaylar eğiliyorlar yani. Bir kısmı der ki bak rüküye gidiyor, bak mübarek böyle rüzgar. Ya Allah'a ekber subhane rabbiyel azim subhane. Semiyallahu alimen hamide. Allah'a ekber subhane rabbiyel azim. Al bakıyorsun ibadet gibi. Dik duranlar kıyamda durmuşlar. Onlar da Fatiha okuyorlar yani. İşte bu nazarla baksan aslında kainattaki her şeyin ibadet ettiğini, sen de namaza durduğun zaman ayaktayken bütün ağaçların, dik duran bütün mevcutların ibadetlerini takdim ediyorsun. Rükuda bütün dört ayaklı hayvanların ibadetlerini. İneğe bak rükuda. Koyuna, keçiye bak. Hep rükuda mübarekler yani. Hayatı boyu rükû. İşte sen de rükûya eğildiğin zaman onlar namına da Subhane Rabbiyel Azim. Secde ettin topraklar, taşlar, yere paralel sürüngen ne varsa onlar da secde ediyorlar hayatları boyunca yani. Onlar da namına Subhane Rabbiyel Ala. Subhane Rabb. Tahiyyata mı oturdun? Bak senin gibi dağlar var bak. Bütün dağlar tahiyyattalar. Sen de onlarla beraber et tahiyyat değil mi yani? Subhanallah. Şimdi senin alemin ibadetle dolu olsa her şeyde onu göreceksin. Yine Zübeyir abinin bir hatırası var. O da böyle karnı çok açmış. O fakirlik dönemi ya o dönemler. Üstad da onlara 30 kuruş veriyormuş yani. Bir ekmek parası günlük yani. Başka da bir şey yok yani. Karnı da çok aç. Buğday tarlasının kenarından geçerken üst böyle üstad tefekkür ediyor, Zübeyir abine kalbinden geçmiş, ya bu buğdaylardan ne güzel ekmek olur diye böyle. Üstad dönmüş, keçeli demiş, ekmeği senin olsun, tefekkürü benim olsun demiş üstad. Yani hem şeyini vermiş, hem yine Sungur abi anında bir bağın kenarından geçiyoruz diyor böyle. Bağda işte karpuzlar, kavunlar, domatesler böyle, üzümler. Üstad şöyle bir bakmış böyle baştan sona. Ben demiş, bu bağ sahibinden daha fazla bu bağdan istifade ettim, kazandım demiş üstad. Allah Allah. Sungur abi diyor ya bu adam karpuzlar satacak, kavunlar satacak. Ne para kazanır yani? Üstad ne kazandı? İşte üstad da onların üzerindeki esma-i ilahiyeyi okudu ya. Her okuduğu mana ona ahirette öyle bir hazine ki yani. Zaten aslında eşyadan maksat budur. Cenab-ı Hakk'ın o esma ve sıfatını görmek, okumaktır. Onun için oku emri var. Evet. Bitiriyoruz inşallah. Mütefekkirane ve ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam, mevcudatı hakikatı kemalatına tamamıyla zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehm eder ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Bir cümle hatırıma geldi, bir mana. Böyle üstadımız İstanbul Bayezid Camii'nde namaz kılarken Fatiha okuyor ya, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn derken hatırıma geldi diyor. Neden biz ibadet ederiz? Neden biz yardım dileriz, isteriz denilmiş? Halbuki ben okuyorum. Yani nabudu değil de abudu. Ben ibadet ederim. Nestaîn değil, estaîn. Biz değil, ben isterim denilmesi lazım. Normalde zahirde ben okuyorum. Ama ayette biz diyor. Birden diyor baktım. Bayezid Camii'ndeki herkes benim gibi diyor.
Ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Birden diyor bir perde açıldı. Bayezid Camii'nin duvarları kalktı. Baktım diyor İstanbul kocaman bir cami oldu. İçindeki o zaman şartları yüz binlerce insan benim gibi İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn diyorlar. Bir perde daha açıldı. Baktım diyor Kâbe merkez. Etrafında dairevi saflar. Bütün yeryüzündeki bütün namaz kılanlar İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn diyorlar. Birden diyor bir perde daha açıldı. Baktım diyor bütün mahlukat. Allah onlara ne vazife vermişse yapıyor. İnek demiş süt yap yapıyor. Yumurta ver demiş tavuk yapıyor. Onların da ibadetleri o. Ne emredildiyse yapıyorlar. Üstad diyor ki vezaif-i eşya tabir edilen mevcudatın yaptığı vazifeler onların ibadetleri. Baktım diyor bütün mevcudat İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn diyorlar. Hayretle diyor başımı eğdim. Bir baktım diyor vücudumdaki bütün zerreler, hücreler, ağza ve organlar verilen vazifeleri tam yapmasıyla onlar da İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn diyor. Ondan sonra diyor o üç cemaat namına İyyâke nâbudû demeye alıştım diyor işte. Alışmak için ne yapmak lazım abi? Çalışmak lazım değil mi? Antrenman lazım yani. İşte bak biz de bu manaları biliyoruz. Ama işte bunları yavaş yavaş namazımızda tatbik ede ede tek başına kılmıyoruz namazı. Bütün kainat namına. Evet son bir manası kaldı ondan sonra el asıl diyecek bitirecek. Hem o tarikü salat, o namazı terk eden çok mühim bir nokta geldi. Kendi kendine malik olmadığı için, kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Yani nefis deyince bazen insanlar nefsi emmare anlıyor demek değil. Nefis kendisi demek. Yani bizde bulunan her şey nefsin içinde dahildir. Cenab-ı Hak nefsi bize istifade etmek için gözü, kulağı, eli, ayağı, hayatı, aklı... Onların hepsi nefsin içerisinde, veren o, mülk sahibi o. Eğer bir insan namaz kılmazsa, Allah'ın verdiği emanet olan o nefse zarar veriyor. Çünkü ibadetle her bir ağza, organ, duygu, hissiyat şifa buluyor, deva buluyor. Vazifelerini yapmış oldukları için rahatlıyorlar, ferahlıyorlar. Ebed alemine pencereler açılıyor. Onun için namaz kılmadı mı kendi nefsine de zulmediyor. Allah Allah. Hem o tarikü salat kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder. Onun maliki şu nefsin maliki o abdinin hakkını onun nefsi emmaresinden almak için dehşetli tehdit eder. Hem netice-i hılkati, yaratılış neticemiz ve gaye-i fıtratı, yaratılış gayemiz olan ibadeti terk ettiğinde yani aslında yaratılışımızın da gayesine ibadet yani onu terk etmek ne demek oluyor? Nasıl bu ayet-i kerime? Hatırlatın. Hay Allah razı olsun. Ve ma halaktül cinne vel inse illa liyabudu. Ben insanları ve cinleri ancak diyor yani. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. O zaman yaratılış gayemiz ne? İbadet. Fıtratımızın neticesine ibadet. İbadeti terk ettiğinden hikmet-i ilahiye ve meşiyet-i rabbaniyeye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Cenab-ı Hakk'ın hikmetine, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhalefet etmiş olduğu için onun için cezaya çarpılır. Elhasıl bağladı bitiriyor özü, sözün özü ibadeti terk eden bir sondan başladı. Hem kendi nefsine zulmeder. Nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi ve memlükidir.
Yani emanet duruyor bizde. Onun kulu ve memlüküdür. Hem kainatın ikinci derecede, kainatın hukuku kemalatına karşı, kemalat haklarına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür, inkar, mevcudata karşı bir tahkirdir. Terk-i ibadet dahi kainatın kemalatını bir inkardır. En külli daireyi sayacak, bitirecek. Hem hikmet-i ilahiyeye karşı, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine karşı bir tecavüz olduğundan dehşetli tehdide, şiddetli cezaya müstahak olur. İşte bu istihkakı, bu hak edişi ve mezkûr hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Mucizül Beyan mucizane bir surette o şiddetli tarzı ifadeyi ihtiyar ederek, tercih ederek tam tamına hakikat-ı belagat olan, belagatın hakikati olan mutabıkı, muktezayı hale mutabakat ediyor. Yani halin tam durumuna uygun en güzel ifadeyi ne yapıyor? Seçiyor. Elhamdülillah. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah imanla, Kur'an'la, hizmetle yaşayıp imanla, Kur'an'la, hizmetle ölmeyi nasip etsin inşallah. Cenab-ı Hak bütün hastalıklarımıza, maddi ve manevi, kalbi ve ruhi hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin. Burada bulunan cemaatin hastalarına, inşallah bütün ehli imanın hastalarına Cenab-ı Hak acilen şifalar ihsan eylesin. Şu anda ordumuz Suriye'de askerlerimize, ordularımıza Cenab-ı Hak muvaffakiyetler ihsan etsin. Önce muhafaza etsin, sonra inşallah muvaffak etsin, galip etsin. Bizleri de, biz de şu anda boşta duruyor gibi görünüyoruz ama biz de savaştayız. Belki de en büyük savaştayız. Ne o nefis ve şeytanımızla cihad-ı ekberdeyiz. Cenab-ı Hak inşallah günahlardan, ahlakı rezileden, nefis ve şeytanın tasallutundan bizleri muhafaza edip, onlara galip getirip, inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.